çizimlerimizi çizdikten sonra, daha doğrusu çemberlerimizi bitirdikten sonra bu şekilde ulaşmam gereken yere boşluk kaldığı zaman. Mesela ben şu anda buraya ulaştım. Ama esasında 15 numaralı yere ulaşmam gerekiyordu. Buraya ulaşmam gerekirken şu anda buraya ulaşabildim. Bu tip durumda ne yapıyoruz? Çok basit. Hemen şöyle aradaki mesafeyi dal komutu ile ölçüyoruz. Bu noktadan bu noktaya ölçüm yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 44 nokta küsuratlı bir ölçüm yaptık. Yani bu kadar daha gitmem lazımdı ama ben gidememişim. Veyahut da şöyle de olabilirdi. Noktamın daha ilerisine geçebilirdim. Yani kestiğim son nokta şuralarda bir yerlerde olabilirdi. O zaman da şöyle yapacaktım. Yine aradaki mesafeyi ölçecektim. Bu sefer bu ölçtüğüm mesafeyi ona bölüp çemberimin yarıçap değeri olan bu 42'den çıkaracaktım. Ama şimdi ne yapacağım? Şimdi ulaşamadım. Ulaşamadığım için ne yapacağım? 44'ü 10'a böldüm. 4.4. 42'nin üstüne ekliyorum. Yani 46.4 ile devam edeceğim. Yani 46.4 ile devam edersem muhtemelen buraya varacağım. Şimdi onu zaten derste yapmıştık. Bakın 46 ile gittiğimde de şuraya gelmiştim gördüğünüz gibi. Bu aradaki mesafe 5'in altına inene kadar yapmanız gerekmekte. Aradaki mesafe 5'in altına indikten sonra artık tamamıyla vardınız demektir. Son noktanızı, bu kırmızı noktayı ulaştığınız yere taşıyabilirsiniz. 5'in altına inmiş olacak zaten, problem yok. Dolayısıyla bütün bunları çizdikten sonra artık sizin elinizde sadece çemberlerinizi de kapatacaksınız. Ne kalacak? Sizin elinizde zero poligonunuz varsa o zero poligon kalacak. İşte şöyle bir ne olmuş olacak? Eğrileri de kapatalım, daha rahat görelim. Böyle bir sıfır poligonunuz kalacak. Sıfır poligonunuzu bu şekilde elde etmiş olacaksınız.